Ekşe? Bak Yavuz, tanışmadan önce sana bir şey söylemem gerekiyor. Ben hayatımda uzun seyahate falan çıkmadım. Hatta Kocaeli il sınırını bile geçmedim. Su sporlarına gelince küvete girsem deniz tutar. Gerçekten mi? Evet. Ayrıca o gorme aşçılık konusunda hiçbir fikrim yok. Senin hiçbir aşçılık konusunda hiçbir fikrin yok be. Gel tanıştırayım seni. Sevinç Hanım, İhsan Bey. Ben de onların hizmetçisiyim. Hizmetçisi mi? Evet. Vaktini boşa harcadığım için de üzgünüm. Yani senin gibi önemli bir ressamın benim gibi bir hizmetçiyle ne işi olacak ki? Yok. Yani Menekşe, aslına bakarsan ben de pek ressam sayılmam. Nasıl olur canım? Bilgi formunda çok önemli bir ressam oldun ve eserlerin şehrin dört bir yanında sergilendi falan yazıyordu. Ya o doğru. Doğru ama yani hani şu şehir içi yollarda yolun ortasındaki beyaz kesik şeritler var ya, onları ben boyuyorum. Aa, o adam sen misin? Çalışmalarını dikkatle izliyorum. Yani senin anlayacağın, ben belediye görevlisiyim. O zaman ressam olduğunu söylemek nereden? Efemine. Yani hayır, nasıl içim rahatladı bilemezsin. Ben de bu ünlü ressam numarasını daha nasıl sürdüreceğim diye düşünmekten uykularım kaçmıştı. Oturmaz mısın? Aa, sağ olun. Ha, bir de şey, o formda uçak kullandığım yazıyordu ya. Evet. O da yalan. Ama bir keresinde bisikletle Hindi'ye uçmuştum. Evet. Aman neyse ki gerçeği söylemişim. Bence de. Hadi yürü İhsan. Menekşe ile Yavuz'un konuşacakları şeyler vardır. Sonra görüşürüz Yavuz. Trafikte şerit değiştirirken hep seni hatırlayacağım. Yavuz, konuşalım bakalım. Birbirimize ne kadar uygunuz görelim. Tamam, bir konu seç. Evlilik. Evlilik? Ben evliliğe inanırım. Ya sen? İnanmak ne demek? Yatıp kalkıp onun için dua ediyorum. Sende de böyle evlenip 7-8 çocuk yapmak isteyecek bir tip var. Yok, o pek o kadar değil. 6? O kadar da değil. 4? O da değil. 2 çocuk bir köpek. Menekşe, baba olmanın çok güzel bir duygu olduğuna eminim. Harika. Ama bu bana göre değil. Yani ben çocuk yapmamaya karar verdim. Ha? Ay, birden başım tuttu. Yapabileceğim bir şey var mı? Artık kalmadı. Ben bu akşam dışarı çıkmasam daha iyi olacak. Sana da zahmet oldu ama artık ne yapalım, bu akşam böyle olsun. Şey, bak, baş ağrın geçerse ben seni tavus kuşu restoranda bekliyor olacağım. Bilemiyorum. Baş ağrım bazen uzun sürüyor. Geçen hafta da tutmuştu. Ya o ne kadar sürdü? 2 hafta. Ama şey, ben seni daha yakından tanımak isterdim Menekşe. Ben de. Bir ara sana uğrarım. Ama benim nerede oturduğumu bilmiyorsun ki. Beyaz çizgileri takip ederim. Ne oldu Menekşe? Yavuz niye gitti? Çünkü bana göre değilmiş. Yani aslında öyle. Ama ondan yapmasını istediğim şeyi yapmıyor. Aslında yapabilir. Ama o yapmak istemiyor. O istemeyince ben de istemedim. Ben televizyonda spor tartışma programı izleyeceğim. Onlar bile senden daha mantıklı konuşuyor. Hiç saklamaya çalışma Menekşe. Senin bir derdin var. Konuşmak ister misin? Yavuz çocuk istemiyor. Ne? Siz bunu anlayamazsınız. Sizin başarınız var. İyi de bunun başarıyla ne ilgisi var? Başarı oğlunuz değil mi? İyi ama Menekşe. Sizin başarınız var. Feraye Hanım'ın Pelin var. Pelin hamile, bir tek çocuğu olmayan ben kaldım. Evet ama Menekşe, çocuk dediğin öyle bir gecede yapılmıyor ki. Yani elbet bir gün senin de olur. Ben o bir günü beklemek istemiyorum Sevinç Hanım. Ben bir an önce evlenip çoluk çocuğa karışmak istiyorum. Yoksa tren kaçacak. Ben de çocuğu olmayan bir kadın olacağım. Yani içinde resmi olmayan bir çerçeve gibi. İçinde filmi olmayan bir fotoğraf makinesi gibi. Menekşe. Süt vermeyen bir inek gibi. Ya da yün vermeyen bir koyun. Menekşe, çocuk sahibi olmayan bir sürü kadın var. Ben bir sürü kadından bahsetmiyorum Sevinç Hanım. Ben benden bahsediyorum. Siz deli gibi çocuk sahibi olmak isteyip de olamamak ne demektir bilemezsiniz. Çok iyi bilirim Menekşe. Ne dediniz? Deli gibi çocuk sahibi olmak isteyip de olamamanın ne demek olduğunu çok iyi bilirim dedim. Aa, başarı evlatlık mı aldınız? Hayır. Cami avlusundan mı buldunuz? Hayır Menekşe. Yoksa çaldınız mı? Bak Menekşe, İhsan'la biz evlendiğimizde kalabalık cıvıl cıvıl bir aile hayal ediyorduk.
Ama Başar doğduktan sonra ikinci defa çocuk doğuramayacağımı öğrendim. Ay, çok üzüldüm Sevinç Hanım. Ondan sonra kendimi uzun süre tam bir kadın değilmişim gibi hissettim. Ama sonra anladım ki beni kadın yapan tek şey benim. Ne bir çocuk, ne bir koca. Sadece ben. Haklısınız galiba. Ama ben yine de evlenip aile kurmak istiyorum. Bir gün o da olur Menekşe. Ama olmasa da bu senin tam bir kadın olduğun gerçeğini değiştirmez. Sevinç Hanım, peki ben bir erkeğe yapmak istemediği bir şeyi yaptırmaya ikna edebilecek kadar bir kadın mıyım? Elbette Menekşe. İhsan'ı seni işe almaya ikna etmedin mi? Bana müsaade Sevinç Hanım. Nereye Menekşe? Tavus kuşu restoranına, Yavuz'la buluşmaya. Aa, buna çok sevindim. Aa, bu arada Sevinç Hanım, siz benim hayatta tanıdığım en harbi kadınsınız. Sen de öylesin Menekşe.